Peki efendim, duygusal acıdan kurtulmak mümkün mü? Biraz bize bunu anlatın. Mümkün. Şöyle. Tabii isterseniz hep birlikte yapalım. Sağ elimizin ikinci parmağını. Abi sürekli bir şey yapacağız. Buyurun. Sol elimizin hemen, evet. Sağ elimizin ikinci parmağını hemen sol elimizin üst kısmına tırnakları içine geçirecek şekilde. Tırnaklarımızı içine geçirecek şekilde. Ne yapacağız? Tırnağımızı geçirecek şekilde batırıyoruz elimize. Yavaşça batıralım. Çok fazla acıtmadan. Yavaşça, acıyı yavaşça hissetmenizi istiyorum. Biraz daha batırmanızı istiyorum. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Ve öyle bir an geldi ki artık ben bu acıdan kurtulmak istiyorum dedik, değil mi? İşte bu nasıl mümkün? Onu bıraktığımız andan itibaren mümkün. Peki bıraktığımız andan itibaren bu acı nereye gidiyor? İşte biraz evvel bahsetmiştik ya, duygusal hafızamıza. Duygusal hafızamızda barındırmış olduğumuz acı, biz onu hatırladıkça bizimledir. Yani çıkıyor, bunu unutmuyoruz bir şekilde. O yüzden o acılar sürekli göz önünde tutup, zihnimizin ön kısmında barındırıp, ben bu acıyı yaşamak istiyorum gibisinden adapte olursak tabii ki de acı bizimledir. Bizim acıyı bırakmamız sadece kendi tercih ve kararlarımızda saklıdır. Çünkü bir insanın kendi kararlarıyla geleceğini şekillendirmesine kader değil, tercih diyoruz. Ay çok güzelmiş. Şimdi bunu sevdim. Ayağı yere basan konuşmaları her zaman seviyorum. Evet. Mutluluğun pin kodu ayrı olmak demiş Cevher Sönmez, ama ilgimi çeken bir şey var hanımlar. Evet. Hemen sizin için okuyorum. Yuvayı yapan dişi kuştur demiştiniz, bir yerden girmişsiniz, ama aslında kadın nezakettir, inceliktir, güçtür. Merhametle kucaklayandır. Sadece mideyi değil, zihni, kalbi ve ruhu da besleyebilendir. Kısacası kadın yeryüzündeki saklı cennettir, bakmasını bilene. Şimdi bu çok güzel, bu güzel bir bakış açısı erkekten kadına gelen. Fakat gerçekten değerimizi biliyor musunuz bizim? Kadın vatan gibidir. Ne terk edilir ne vazgeçilir. O yüzden değerini bilmek lazım. Vatanını nasıl seviyorsan kadını da o şekilde karşılayacak ve o şekilde seveceksin. Eğer kadınını sevmeyi bildiğin andan itibaren mutlu olmuyorsan başka koşullar vardır diyebilirim. Vay, çok enteresan, çok güzel bir yerden girdi. Kadın ne ister sence? Kadın sevilmek ve güvende olmak ister. En değil önemlisi mi? O. Sizce bu kadar basit. Kesinlikle güvende olmak ve sevilmek. Ha işte bu kadar. Uzman da demiş, kadın bir ilgi ister. Sevgi ister, değer görmek ister, bol bol konuşmak ister, şiddetten uzak bir ortam ister, hayatındaki kişinin sabırlı ve anlayışlı olmasını ister, sözünün özellikle de eşi tarafından dikkate alınmasını ister, en önemlisi hayatındaki insana kendini adamak için ondan önce güven ister. Ay çok güzel. Kadınlar her zaman olmasa da ara ara güzel ve bakımlı olduğunu duymak ister. Doğru. Ve kadın cinsel bir obje değildir. O yüzden sadece cinsellik zamanı değil, her zaman duygularınıza karşılık vermenizi bekler. Vallahi tebrik ediyorum. Harika. Sağ olun. Bizi tanım ve bunları ister miyiz? Tabii. Hepsi 3-5 tanesi olsa yeter. Hepsi olmasa da yani. Evet, değil mi? Kesinlikle. Sevgi varsa zaten güven, sadakat, saygı, bunların hepsi sırasıyla gelir herhalde. Hepsi sırasıyla geliyor. Peki sevgili Burcu, yurt. Kadın isterse her şey olur, bir umut meleğiyle. Kadın isterse gerçek olur tüm hayallerde. Aşırı